Hep konuşulan o ikinci dalganın gelme ihtimali var mı? Şimdi bakın, eğer bu hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsü kendiliğinden hastalık yapma yeteneğini kaybetmediyse, dünyada yüz binlerce ölüme ve milyonlarca hastalığa nasıl yol açtıysa, Türkiye'de de benzer bir şekilde ölümlere ve hastalıklara yol açma potansiyeline sahip. Dolayısıyla sizin de sözünü ettiğiniz AVM'lerin açılmasıyla birlikte trafik ve özellikle kişiler arası fiziksel uzaklığın korunamaması nedeniyle bu hastalığın, ben ikinci dalga demenin henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü birinci dalga ortadan çıkmış değil. Bu hastalığın salgın eğrisinin bükülmesi döneminde dalgalar yaşanmasına yol açabileceğini öngörmek mümkün. Ki zaten bu dalgalanmalar geçtiğimiz haftalarda da bir miktar karşımıza çıkmıştı. Hatırlayın, hem Sağlık Bakanı hem de bilim kurulu üyeleri bile bunu söylemek zorunda kalmışlardı. Özellikle ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 11-12 Nisan'dan hemen 2 saat önce bunun açıklanmasının yarattığı etki nedeniyle, biliyorsunuz, yüz binlerce insan gereksinimlerini karşılamak üzere sokağa çıkmıştı. Ve biz bunların yansımalarını bir hafta 10 gün sonraki hastalık verilerinde beklenen düşüşün gözlenmesi yerine hafif bir artış olarak görmüştük. Ondan sonra da her bir sokağa çıkış yasağının ardından tekrar çok yüksek bir şekilde yüz binlerin, milyonların alanlara çıkması bu dalgalanmayı karşımıza getirdi. Şimdi de bu yeniden açılma takminin çok erken açıklanmış olmasının ben dalgalanmalar biçimde karşımıza çıkabileceğini öngörüyorum. Çünkü henüz Türkiye'de birinci dalgayı sonlandırmadık ki ikinci dalgayı konuşulabilecek durumda olalım.